Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Dead diyorsun anne, hepinize selamlar. Gençler, biliyorsunuz ki Michael Myers değişikliğe uğradı. Addonlarında birkaç oynama oldu, işte özelliğindeyken yakın ve uzak stalk arasındaki puan farkları değişti. Ben de uzun süredir Wolek Myers yapmıyorken bir el atayım dedim. Hızlı bir şekilde build'imi anlatayım. İlk perk'üm Okyanus'un çağrısı. Bir jeneratöre tekme attıktan sonra 60 saniyeliğine bu perk etkinleşiyor. Bu 60 saniye boyunca jeneratör normal hızın %125 kadarı hızla geriliyor. Aynı zamanda eğer bir kurban bu 60 saniye içerisinde gidip o jeneratöre tekrar oturup jeneratörü yaparken skill check tutturursa o jeneratörden bir bildirim alıyoruz ve anlıyoruz ki orada bir kurban var demektir. Wolek eklentimiz olacağı için o jeneratöre tekrardan dönüp o kurbana jumpscare atacağız. İkinci perk'ümüz ecelden kaçış yok. Maç sonunda bana bir kill garanti yapmaya çalışsın diye aldım. Tüm jeneratörler bittiği zaman bu perk çalışıyor. Hareket hızımız %4 artıyor ve efsun totemimiz kırılana kadar bütün kurbanlara tek atıyoruz. Üçüncü perk'ümüz kanlı kasap. Bir kurbanı normal saldırımızla yaraladığımız zaman o kurban 90 saniye boyunca kan kaybı ve ağır yaralı durum etkisine giriyor. Yani iyileşme barını fullemeden iyileşme eylemini sonlandırırsa iyileşme barı yavaş yavaş geriliyor. O kurbanın baştan heal'lanması gerekiyor ve heal'lanmak için gereken süre %25 daha fazla oluyor. O kurban daha geç heal'lanmış oluyor. Bizim temel amacımız kurbanları yaralayıp kaçmak olduğu için, yani normal kovalamacıya girmeyeceğim. Ne kadar geç iyileşirlerse bizim için o kadar iyi, o kadar vakit kaybı demek. Aynı zamanda ne kadar çok yaralı dolanırlarsa bizim için yine o kadar iyi demek. Çünkü beklenmedik bir anda yaralı kurbana gidersem direkt yere düşürebilirim. Ve son perk'ümde yoz müdahale maçın başını tutması için aldım. Maçın başında bana en uzak 3 jeneratör 120 saniyeliğine engelleniyor. Gelelim ilk ve en önemli eklentimize. Sağ tıka basıp stalk moduna geçtiğim zaman 32 metre yakınımdaki bütün kurbanların haresini görüyorum. Fakat bu eklentiyi taktığım zaman seviye 1'in ötesine geçemiyorum. Sadece Wolek özelliği var yani. Aynı zamanda seviye 1'deyken Michael her zaman sessiz olduğu için, hiçbir şekilde kalp atışı olmadığı için kurbanlar gelip gelmediğimi anlamayacak. Hareket hızını %4,5 azaltıyor. Şimdi bu eklentide böyle bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Bunu getirme sebepleri şu. Michael'ın seviye 1'deki standart hızı 4.4'e çıkarıldı. Eskiden 4.2 idi. Bu eklentiye hareket hızı azaltma maddesi getirerek şunu söylüyorlar. Siz eğer normal Michael oynuyorsanız seviye 1'deyken hareket hızınız 4.4. Ama bu şekil bir Wolek build yapacaksanız biz sizin hareket hızınızı tekrardan 4.2'ye düşürüyoruz. Eğer Wolek build yapmak istiyorsanız buna katlanmak zorundasınız diyorlar yani. İkinci eklentim de seviye 1'deyken atılma menzilimizi %50 arttırıyor. Michael seviye 1'deyken lunge atamıyor. Yani uzak mesafeye vuramıyor. Dibindeki kurbanlara vurabiliyor sadece. Bu eklenti sayesinde biraz daha uzağa vurabileceğiz. Ve adak olarak da tabii ki Hawkins attım arkadaşlar. Kapalı bir haritada oynamamız lazım bu build'de. Bu build'de çok tryhard oynanıldığı zaman maç da kazanılıyor tabii ki. Ama bizim asıl amacımız arkadaşlar kurbanlara jumpscare atmak. Biraz daha böyle fun build olarak düşüneceğim yani. Stalk modundayken biraz gezelim. Evet, birini gördük ileride. İki kişiyi gördük hatta. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum bunlar ne yapıyor? Bunlar korkuyor. Dur. Diyorlar ki bu jenler niye kapalı? Bak. Hareketlere bak. Bunlara nereden gidebilirim ya? Şuradan gidersem görecekler. Ha dur. Bu taraf kapalıymış zaten. Oğlum bunlar çakal ya. Bunlar var ya. Ya makarayı anladı bunlar ya da yoz bekliyorlar. Ohohoho! Tayfa bunlar anladı ya. Bak oğlum tiplere bak. Aha bir tanesi aşağıymış. Bak. Bah! Ah işte vuramıyorum ki ileriye. Oo sakin ol Kate, sakin ol. Kate bayıldı arkadaşlar. Tamam şimdi bunu salacağız, sıkıntı yok. Ne yapıyorsun lan? Sprintin mi var? Aynen tamam, bunun sprinti var. Şimdi hemen başka tarafa dönüyoruz arkadaşlar. Evet, jeneratör yapan kurbanımızı gördük. Şimdi buraya bir Okyanus'un çağrısı. Bu arada bunu grepleyebilirdim, bir şey diyeyim mi? Benim hatam bunu grepleyebilirdim. Okey, bu Fizan'a gitti arkadaşlar. Oo, Basement'a indi. Kork oğlum benden, kork. Kork benden. Ne yapıyorsun lan? Dur hangi dolaba girdiğine bakalım arkadaşlar. Ne yapıyorsun lan? Süpersin. Güzel, iyi başladık. Fena başlamadık. İki jumpscare'le başladık. Duolingo çakalingolara bak lan sen. Mırıbı. Ding 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 ding. Güzel. Şöyle bir atılmayla vurduk. Basement'a inen var mı bakıyoruz. Var. Tamam. Sen çık yukarı. Şimdi arkadaşlar bunları bekliyorum aşağıdan gelmelerini. Aşağıda heal'lanmayı tercih etti. Bah! Sen ne yapıyorsun lan Basement'ta? Salak. Basement'ta durmaman gerektiğini anlamadın mı hala? Ojen'e inat ediyorsun. Tamam. Benim için problem yok.
anladı geldiğimi. Tamam okey. O defolup gitti. Şuraya bir okyanus uçağı daha vuracağız derken tuzak koymaya gelmiş. Ben de diyorum ki hani Bayram değil, Seyran değil. Yunjin niye benim yanıma geliyor? İki kişi yaralı. Şahane. Oğlum bu palet niye yerde? Hangi ruh hastası devirdi lan bunu? Oo, av belirdi. Oğlum teslim oluyor lan adam. Ya bu build var ya her zaman her zaman neşe vermiştir ya bana. Benzmuth'takini almaya bile gitmediler. Bir tanesini gördük. Onlar acaba oradaki jene mi oturur yoksa tekrar geldiği yoldan gelir mi? Heal yapıyorlar. Dur biraz izleyeceğim. Oğlum bir şey diyeceğim, benim Volok oldum anlamadım bunlar. Hadi normal oynayalım gel. Kayıtlara geçmesini vermiş ya da Barov süresi bitmedi. Okey, gerçi Barov süresi bitmedi. Oha Purpo kardeşim, adam bir saattir healliyor, ne Barov süresi ya. Benim gerçekten bazen beyin fonksiyonlarım bitkisel hayata geçiriyor beni. Yani durup dururken oturduğum yerde bitkisel hayata geçiyorum arkadaşlar. Aranızda bir tıp uzmanı varsa bunun niye olduğunu açıklayabilir mi? Yani bir insan niye bitkisel hayata geçer ki durduk yerde? Ring 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 ring. Yemin ediyorum oyunun en keyifli bulletlerinden ya. Bu yıllanmaya bir yere gitti de. Nereye gitti derken bulduk. Oraya deparı vurdu. Alsın onu. Şu taraftan gelmelerini öngörüyorum. Oğlum bunlar salak mı ya? Dur onun yıllanmasını bitireceğim, öbürü de onu yıllarken geleceğim. Ya da bir dakika sadece korkutacağım, biteceğim ama vurmayacağım. Oğlum onu da mı görmediniz ya? Aaa senin decisive'in var. Okey okey bro. Tamam seni salıyoruz. Seconds drift into the night. Arkadaşlar adamlar makarayı çözemedi hala. Mesela ben kimseyle chase'e girmeden bu palet niye yerdi, anladın mı? İşte Michael öyle bir korku veriyor arkadaşlar. Senin dolapta olduğunu biliyordum ki. Dur dur alsın onu. Abi siz salak mısınız ya? Hala orada heal mi yapıyorlar, ne yapıyorlar? Bu nerede olduğumu anlamadı. Bak bak bak. Bu nerede olduğumu anlamadı. Öbürü ne diyor ki lan, nereden geldi? Diğeri nereye gitti? Oğlum bana bir daha gel gel yapma lan. Sana şurada iki eğlenek diyoruz. Kafanı kırarım ha. Gel gel yap. Bak hemen ciddiyet. Ben malım herhalde ya. Ben arkadaşlar bitkisel hayat. Ben bitkisel hayat değil, bayağı hayat bilgisine falan geçtim yani. Oğlum adamın elinde fener görüp göre göre onu niye o tarafa bakıp aldım ben? Aa. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan orada? Maçı kafasında bitiren Lara Croft kombini. Bak şimdi. Dolabı açmayacağım. Sadece o korkuyu yaşatacağım ona. Yani tam bir film sahnesi gibiydi. Böyle katil o kişinin dolapta olduğunu bilir ama ona korku yaşatmak için böyle dolabın önünden git gel yapar ya hani. Dolabı açmaz bilerek. Tam öyle bir efekt verdim ya. Kendi kendime bak burada eğleniyorum. Kendi kendime oyun falan yapıyorum ya burada. Senaryo yazdım ya. Bunlar dolapta dolapta. Aha değilmiş. Bah! Çok merak ediyorum yorumlarını, adamlar maçtan sonra ne diyecekler. Beni gördü diğeri de. Çok umurumda değil gibi, okey. Bakalım yine 3 al kübü heal mı gelecek? Kalp krizi geçmiş olsun. Bu diyor ki oğlum öbürü önden çıktı, öbürüne niye vurmadı? Demek ki gelmedi. Öbürüne vurmayıp buna vurdum, anladın mı makarayı? Dur bakayım. Yeni av belirdi. Yeni avımız jeneratör yapıyor arkadaşlar. Bak şuradan gözüküp kaçacağım. Üstüme niye koşuyorsun? Enayi. Yemin ediyorum inanılmaz keyif aldım ya. Oğlum bana böyle eğlenceli boyutlarla gelin işte. Yani bir maç kazanma hiç şudum olmasın, anladın mı? Bak sıfır can kontrolüyle maçı bitirdim anasını satayım. Çünkü görüyorum bütün canları. Hani yapmadığını görüyorum adamın. O cene gitmeme gerek kalmıyor, anladın mı? Ne yapıyorsun lan salak? Gel gel mi yapıyor bana? Evet bu artık anladı. Mal değilse zaten. Seninle uğraşmayacağım. Seninle en son. Anladıysan keyif vermezsin. Bak katil psikolojisini yavaş yavaş anlıyorum arkadaşlar. Eğer bu adam şu an benden korkmuyorsa, benim amacımı anladıysa, bu adam bana keyif vermez, anladın mı? Bana korkan adam lazım. Az önceki mesela heal yaptıklarım gibi. Heal yapanlar gibi. Ben niye heal yaptım anasını satayım. Aa bugün bütün cümlelerim, eylemlerim, her şey fail ya. Güne puanım -3 anasını satayım ya. Mehmet Bey'in çorbasından kıl çıktı. Oha ne kılı. Peruğunu koymuş komple. Mehmet Bey yuh kendinize atsaydınız çorbanın içine. Dolap tayfaya geçtiler derken bir tanesi üst katta. Onu alıp vereceğim var. Senden alıp vereceğim var oğlum.
bir an yanından şöyle bir şey geçiyor, anladın mı? Bak bu adam mesela mefta şu an. Bu adam mefta. Bak şu köşede duruyorsun şöyle. Şuradan 2 metrelik beyaz maskeli biri geçiyor. Bu arada bilmeyenler için arkadaşlar, Michael Myers'ın maskesi William Shatner'ın maskesinin bir benzeridir. O maskeden esinlenilmiştir. William Shatner'ın Star Trek dizisindeki karakterinden esinlenme. Sen o zaman akıllanmıyorsun. Oğlum bu ne? Jen'in üstünden mi tırmanayım? Bu nasıl spot ya? Sen iyisin. Sen diğerleri kadar enayi değilsin. Onu da devir. Aha şimdi sıçtın işte. Şimdi laciverde boyadım seni. Oğlum o fake'i nasıl yedin? O fake'i nasıl yedin lan? Allah püüü. Rezil. Rezil. Ha moonwalk atmayı biliyorsun yerdeyken. Arkadaşlar yine yorumlarda abi Mori'yi unuttun. Abi son kişiye Mori atmadın. Demeyin diye şu kancadakinin ölmesini bekliyorum. Evet gel bakalım. Michael'ın Morris'i harbiden cool ama ya. Böyle çok bir soğukkanlı hava var ya suratında bak. Bak görüyor musun o hissizliği? Gerçekten maskesi çok iyi ya. Çok iyi bir tasarım. Ya bu John Carpenter'ın işleri harbiden süper oluyor ya. Adam yani The Thing'i yapan da o. Halloween serisini yapan da o. 100 prestij diyor ne Eda? Gerçekten zamanına göre çok değerli bir yönetmenmiş John Carpenter. Underrated olduğunu düşünüyorum yani. Hak ettiği değeri görmüyor bence. Gençler bir tane Rus yayıncı denk getirdim. Dwight oynuyor. Cal Dwight. Facecam'i de var yayında. Bakalım birkaç tane jumpscare atarsam ona korku yaşatabilirsem. Onun açısından da koymak isterim açıkçası. Tayfa katliam diyorsun. Dur dur, benim için Dwight daha önemli. Hangisi Dwight? Şu. Bekle. Dwight görüyor mu beni? Görüyor galiba. Yo salak. Ne yapıyorsun lan? Bence korktu. Bence korktu. Başka birisi için T-Bag atıyordu aynen. Tamam ilk jumpscare'imizi attık. Ben dedim acaba bir yerden beni falan fark etti de şey mi yapıyor? Ah lan grablerim belki dedim de. Güzel ikinci jumpscare de buraya geldi. Gittim sansın Jen'e tekrar gelsin. Oğlum gördü mü ya beni? Güzel bir hit de buraya. Şahane şahane. Dwight heal'lanmış. Okey. Bu zaman kaybettiği anlamına geliyor. Dur normal chase atmamamız lazım ya. Bunu salacağız şimdi. Hmm. Jen'e Dwight'çığımız tekrar dönmüş. Oy! Ula 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 ula. Dwight'a ikinci jumpscare geldi. Aslında düz kovalamamam lazım da şu an. Tamam paleti alalım, paleti alalım. Süper. Şimdi salabiliriz. Ojen'e geri dönen var. Sen akıllanmayacaksın galiba. Dur dur dur, Dwight'ı boyla bunlar yıllanmaya gidecek. Aynen de öyle. Gel lan buraya. Buğun açmışım da o paleti vereceksin. O paleti vermesen hit yersin bro. Çok iyi, tamam palet almam yetti benim için. Yakınlarda biri var mı? Yok. Aslında bunu base'e götürebilirdim ama götürmemeyi tercih ettim. Şu anki hedefimiz Dwight arkadaşlar, tamam mı? Dwight. Dwight'te olabildiğince jumpscare. Yayıncı olan o çünkü. Tamam okey. Oradaki kişinin farkındayız. O da bizim farkımızda. Şu yoldan Dwight'a gelmen lazım. Peki ileriden geliyor. Gördü beni. Ah! Son anda gördü ya. Son anda gördü. Tamam paletini alalım. Alamadık ama hit vuracağız. Okey. Gayet iyi. Aha. Neptünle. Güzel. Şöyle bir trade yapıştıralım. Dwight'ın Barova sar almasına izin vermeden. Dwight şu an full tilt. Dwight'a 3. ya da 4. jumpscare'im. Umuyorum ki yayınında korkuyordur çünkü facecam'i var ve çok güzel klipler çıkartabilirim. Oğlum şu salak ya, senin tryhard'ına sıçayım ya. Ne oldu le? Korktun mu? Gel bakayım. Sen var ya malsın mal, sana şuradan 619 çekeceğim. Dwight tanırlarım canımı sıkma bak. Vallahi tanırlarım canımı sıkma bak Barova sarı falan alıp. Güzel şu gücü aldım ya, bana yeter ya Allah'ım. Ne kadar temkinli gücük oynuyor ya. Doğru oynuyor da işte. Bu oyunda siz katilseniz ve kurbanlar doğru oynuyorsa sinir olursunuz arkadaşlar. Olayı odur. Bıh. Oğlum yemin ediyorum şu build'i ver sabaha kadar oynayayım ya. Hawkins de şu build'i ver. Tamam mı, sabaha kadar oynayayım ya. Bir şey diyeceğim, diğerleri büyük ihtimal yıllanıyor. Benim onları bulmam lazım. Buldum galiba. Bu Dwight mı?
Merhabalar ablacım. Full tilting ya, full tilt. Dwight'ın ağzına uçmaya geliyorum. Dwight mı bu? Dwight şu hırlanan galiba değil mi? Mırıbı. Oğlum yemin ediyorum var ya, acayip keyifli. Kudurtmaca ya, kudurtmaca. Bir an dedim bu maç gidiyor galiba çünkü can yapıyor gibilerdi. Ama durdurduk sanki. Bak bak bak, şerefsiz. Tier attempt deniyor peki. Gelmem ki, sen ineceksin buraya oğlum. Bak bak bak, nasıl temkinli görüyor musunuz? Adımlarına nasıl dikkat ediyor. Seni öldürmeyeceğim. Yayıncı olduğun için seni sallıyorum. Belki birkaç jumpscare falan daha atarım. O nasıl bir hataymış. Bu build'in olayı ne biliyor musunuz? Kurbanların bütün özgüvenini alıyorsunuz. Bütün özgüvenini. Çünkü normal kovalamaca atmıyorsunuz. Adamlara sadece beleş hasar veriyorsunuz wall exercise'ında görüp. Adamlar tamamen kudurmacı oluyor ondan sonra. Bunu yem olarak kullansam, şöyle başında beklesem. Yayıncı arkadaşlar belki sinir falan olur. Bunlar SVF ise infosunu veriyordur da şu an başımda bekliyor diye. SVF'ler mi bilmiyorum. Oy, saklandım kutuya bak. Yok bu gelmeyecek, o belli. O zaman bunu aramaya çıkacağız. Full sağ tık basılı tutulu geziyorum. Dolapta da. Hangi dolapta? Hop. Bu en akıllıları ya. Bu en akıllıları. Işığım yok ama. Fake yaptım. Üh! Ya oğlum seviye 1 arkadaşlar, ben size onu da göstereyim. Seviye 1 ile chase attığınız zaman ne olur? Abi seviye 1 ile niye chase atmıyor diyorsanız eğer, ben size göstereyim onu da. Hızınız neredeyse kurbanlarla aynı. Seni düşürmeyeceğim ki. Yayıncı. Artı lunge atamıyorsunuz, yani uzak mesafelere vuramıyorsunuz. Atla bakayım oradan. Ne o? Ne o? İtem veriyor bana. Yok öyle. Yok öyle beleşevin. Bu arada atlasa büyük ihtimal atlardı. Overthinking'e girdi gereksiz. Dediğim gibi hızınız 4.2, kurbanların default hızına yakın. Aynı zamanda lunge atamıyorsunuz bak. Maksimum bu kadar vurabiliyorsunuz yani bak. Görüyor musunuz? Normal bir katilde çok daha uzak yere vurabilirsiniz. O yüzden seviye 1'deyken Michael'da chase atarsanız normal chase, 5 gen dönersiniz. Yani sıfır şaka. 5 gen boyunca birisi döndürebilir sizi. Bu arada yayın tekrarı falan açık mıdır bilmiyorum ama tepkilerini merak ettim. Yayın tekrarı açıksa ve tepkilerine ulaşabileceksem, David de 100 prestijmiş, buraya koyarım arkadaşlar. Eğer adamın tepkilerini koyduysam tamam, yayın tekrarı açık demektir. Oradan anlarsınız. Eğer adamın herhangi bir tepkisini koymadıysam yayın tekrarı kapalı demektir arkadaşlar. Unuttum falan sanmayın yani. Açıksa koyacağım adamın tepkilerinde. Her zaman trade bekliyorum diyor, bir de GG diyorsun diyor. O zaman ez. Bu maç karşı iki tane Türk kardeşimiz geldi arkadaşlar. Bir tanesi Ace oynayan, adı Abdullah sanırım. Diğeri de Eda Wong oynayan. Bakalım, iki tane çok sağlam maç geçirdik zaten. Hem win oldular. Oğlum. Gördü sandım var ya. O küçük ara var ya. Oradan beni gördü sandım. Okey, güzel jumpscare, güzel jumpscare. Gel şuradan, gel soldan. Onlar heal'lanmaya gitti. Rujan yapacak sanırım, aynen. Görmedi beni. Merhabalar Abdullah'cığım. Okey okey okey, iyiyiz iyiyiz iyiyiz. Bu maça da iyi başladık arkadaşlar. Şu taraftan mı yanaşsam acaba? Evet. Bir jumpscare de Baran kardeşime. Renault topu. Daha yeni heal'lanmıştı. Yukarıya heal'lanmaya gitti. Onunla uğraşamayız. Heal'lansın, vakit kaybetsin. Jan yapmasın yeter ki. Bir dakika şimdi. Orada bir şeyler olabilir. Barancığım, Volek Myers'a karşı böyle kapalı odada aman diyeyim, aman. Direkt açık bir yere geçeceksin, orada heal'lanacaksın. Geçmişler olsun benim peynirim. Okey, bu Mikaela bu maçın akıllısı galiba. Az önceki Kate gibi daha temkinli. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Yukarıdaki Jhen'e geldiğimi her türlü görecek. Okey tamam, oradan aşağı atlasın yeter ki ben şu Jhen'e Okyanus'un çağrısını vereyim. Çok uzağa gitmiş, süper. Bu geri dönene kadar Jhen neredeyse sıfırlanır. Okey, orada bir heal gerçekleşiyor. Abdullah öldü mü? Mırıbı. La siz burada mıydınız? Barancım umarım da size'in vardır. Oğlum Barov'un yok, bir şeyin yok. Niye full adamın önüne geçip hasar alıyorsun? Ya Mikaela sen var ya sen. Bah! Güzel güzel güzel. Bir beleş hasar daha, bir beleş hasar daha. Dur, oradaki heal'lananları hemen bulmam lazım. Oğlum heal yasak yasak. Ver o paleti. Ver o paleti. Bir şey diyeceğim. Galiba kancadan şey yapma şeyiyle aldılar. Normal chase atmamam lazım bu arada. Okey, bu akıllı oynuyor. Aha selamlar. Kancadan şey yapma perküyle aldı ya. İkinci asılışındaydı o. İkinci asılışından kurtarmış oldu onu. Galiba bilerek yaptılar.
Burada alırım gibi seni sanki. Aa, o tarafa gitmeyi tercih ettin. Akıllı oynadı. Güzel, zekice. Okey, güzel oynuyor şu an. Salmam lazım burayı. Şuna vuralım bir tane. Dediğim gibi normal chase atmamam lazım yoksa maç gidecek. Dedim acaba alır mıyım da alamadık. Hemen salacağız. Hemen. Hiç arkadaşlar şey yapmaya hiç gerek yok. Ben bunu alırım kafasına girmeye hiç gerek yok. Gayet güzel oynadı. Akıllı oynadı. Oğlum. Gel buraya salak salak canımı sık. Tamam güzel, bunu ikinci asılışına geçirdik. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. O yukarıdaki jeni bitirmesine izin versen mi aslında ya? Abdullah'cığımız. Sen bir düş bakalım. Okey, şu üstteki jeni bitirmesine izin veriyorum. Çünkü sürekli oraya git gel git gel yapmak istemiyorum. Ya da yetişsem mi ya? Yetişir miyim gitsem? Attempt deniyor Abdullah'cığımız. Arkadaşlar yukarıdaki jeni gitmeyi deniyorum. Gerek kalmadı gitmeme. Okey, bu Renato'yu salacağız yine. Burada hiç işim yok Renato'yla. Kanca'daki saldı. İki tane Türk dedim ama duo değiller miydi acaba? Niye saldı ki Kanca'yı? Mırıbı. Ay, enti. Okey, palet aldık. Şimdi güzel bir teorimiz var. Mırıbı. Oğlum sürekli kurbanları görmek çok keyifli ya. Açık harita atmadıkları sürece, açık haritaya denk gelmediğiniz sürece. Tamam, o hiç umurumda değil. Bak, o anlayan adamlarla uğraşmayacaksınız voleybolda. Adam anlıyor, tamam mı? Gidiyor böyle safe bir köşeye. Orada takılıyor. Onunla hiç uğraşmayacaksınız. Ama Arancım, o heyecanı yapman lazımdı senin orada. Devir şimdi. Oğlum, vursam vuracağım canım benim. Niye? Okey. Bu spot stun yemediğiniz sürece sizin katilken avantajlı olduğunuz bir spot arkadaşlar. O yüzden ekstra dilendim yani spotta. Aynen de öyle olur. Aynen de öyle olur. Bakayım şimdi ne yapıyorlar. O kancaya gidiyor. Hemen kancaya dönüyoruz. Aynen kancaya gidiyor. Beleşitimizi vereceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki affetmeyiz. Mikaela'nın son asılışı olacak. Aceleci bir gameplay. Sonrasını iyi topladı gibi ama önüne palet çıkmazsa düşüreceğim. Oğlum yetişemiyorum. Ya Michael ya. Michael ya. Seviye 1'deyken var ya. Normal chase'ler eziyet ya. Okey. Mikaela bizden kurtuldu arkadaşlar. Salıyoruz. Bak hırs yok. Hırs yok. Hemen salıyorsunuz. Bak gördün mü? Nerede bekliyor adam seni? Lan bulmuşum. Diğer taraftan kovalasaydım buradan fast vault atma şansı vardı. O yüzden hemen bu taraftan kovaladım. Gayet iyi bir maç, gayet iyi bir maç. Bunlar biraz daha direniyor diğer iki maça göre. Okey, ikinci killimizi de garantiledik. Rınıtı. Ne yapıyorsun lan? Biraz erken kaçtım. Bir saniye daha beklesen seni almıştım. Kıvrak mı atıldı? Yo. Okey. Okey. Gayet iyi. Gayet iyi. Bu korku size yeter. Tamam, diğerini de gördük. Renato'nun ilk asılışıymış lan. Çok safe bir yerde şu an. Ya attempt attı senin ben şansına. Silam. Okey. Umarım decisive'in yoktur. Renato direneceğim diyor. Çok uzaklaştı, tamam. Ya Mikaela, harbiden ağzına vuracağım şimdi senin ya. Palet niye duruyor ya? Evet, bunlar akıllı tayfa. Gördüğünüz gibi beni seviye 1 Michael'ın en zorlanabileceği spotlardan birine getirdiler. Bu demek oluyor ki hocam, biz maçı kaybettiğimizi kabul ediyoruz. Zaten buradan geri dönüş olmaz. Mikaela, tamam, en takımdaş sensin ya. Tamam ya, en takımdaş sensin ya. Tamam ya. Oraya gidiyor, seni kovalamayacağım. Sana sadece beleş hasar vereceğim Mikaela. Sana başka türlü bir tatminlik vermeyeceğim. Şimdi dur, çakallık yapacağım. Çakallık yapacağım arkadaşlar. İşte çakallık dediğim budur, anladın mı? Çakallık dediğin budur hocam. Hop, baktık o merdivenden gidiyor. Diğer merdivene geri dönüş. Volek Myers'ız ama kafada çalışıyor. Mikaela var ya, hala birilerini alayım derdinde ya. Hala. Heh? Efendim? Devir.
Lan oğlum, git gel yapacaktım ya. Okey. Aynı taktiği bir daha uygulamaya çalışalım. Evet, çakal. Mikaela var bu merdivende. Ora nere lan? Ha, merdivendeymiş, pardon. Selamlar. Oğlum ya, bu nasıl bir şanstır? Yüzde bilmem kaç oldu heal'ı ya. Tamam, şu paleti alacağız. Gereksiz respect attık. Tamam, paleti kafamıza yememiz lazım arkadaşlar. Okey, Ember sallasam alabilirdim bu arada belki. Hedef döndü. Adam diyor ki benimle alaka. Spotları erken terk ediyorum ya. O yüzden şey yapacağımı anlıyorlar. Sağdan dolanacağımı. Biraz daha şey yapmam lazım. Balansım mı vardı gerçekten ya? Uhu! Renato'lu yırık. Ne oldu lan çakal he? Seviye 1 buldun, loop atacaksın he? Seviye 1'in loop'unun ne kadar zor olduğunu da anlıyorsunuzdur bu arada. Totem mi açıyor, ne yapıyor? Mırıbı. Yanlış yerde yakalandınız galiba. Bak, ona rağmen içeriye yetişti, gördünüz mü? Ona rağmen o spota yetişti yani adam. Evet, bir mori de şöyle gelsin o zaman. Güzel. İyi bir videoydu. Çok tatmin edici bir videoydu. Şimdi ben şu maçtan sonra hemen şeye bakacağım arkadaşlar. Size onun haberini vereyim. O Rus arkadaşımız yayını kapatmış. Benim maçtan sonra yayını kapattı bu arada. Bilmiyorum hani sinirlendi mi kapattı yoksa. Oğlum her maçta da 100 presli. GG canım. Videodaydım. Kusura bakmayın diyelim de biraz tilt etmiş olabilirim çünkü. Güzel oynadı. Eda akıllı oynadı. Eda Wong'du bu değil mi? Aynen, Eda Wong. Baran'dı yanlış hatırlamıyorsam ismi. Selamlar ona da buradan. Şimdi ikinci maçtaki yayıncı arkadaşımızın yayın tekrarına bakayım bir hemen. Dediğim gibi yayını kapattı benim maçımdan sonra. Gençler, baktım adamın kanalına. Şimdi şöyle, adamın diğer yayınlarının tekrarı var. Fakat bu yayının tekrarı yok. Mesela 21 saat önce bir yayın açmış, 5 saatlik. Onun tekrarı var. Ondan önceki günün var. Ondan önceki günüm var. Yani sanırım geç geliyor adamın yayın tekrarları. Bu yayının tekrarı da geç gelebilir. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Bu videoda adamın tepkisi olmadan izleyeceksiniz. Fakat yarın kontrol edeceğim adamın kanalını. Eğer yayın tekrarı gelirse ve böyle hani korkmalı falan ya da sinirlenmeli bir tepki verdiyse, kayda değer bir tepki verdiyse, bir sonraki DBD videosuna özet şeklinde adamın tepkilerini koyacağım. Başlığı ve thumbnail'i de ona göre ayarlarım. Ona göre adamın tepki verip vermediğini anlarsınız. Eğer yayın tekrar gelmezse ya da kayda değer bir tepki vermediyse, bu dediğimi yapmama gerek yok zaten. Çok güzel bir build'de denk getirdim çünkü yayıncıyı. O yüzden ekstra kurcalıyorum bu konuyu. Hani böyle korkmalı falan tepki verdiyse güzel bir içerik çıkarabilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.